Medyalaşma nedir? Medyalaşmadan ne kastediyoruz? Aslı İngilizce ve Avrupa dillerinde mediatization olarak e, geçmiştir. Yani bu kavramın çevresini biz bugün medyalaşma olarak alıyoruz. Ama tabii ki bu hani e, yakın bir tarihte değişebilir eğer daha net açıklayan bir e, kavram bulursak. E, Türkçe dilinde medyalaşmayı düşündüğümüzde, hani genel geçer günlük dilde İlk aklımıza gelen şeyler aslında medyatik olan medya bünyesine dahil olan işte medya platformları kullanan gibi anlamlara gelen böyle bir bir kelime Aslında ama biz bunu daha bir kuramsal alıyoruz ve yani kuramsal olarak aldığımızda bunun iki çıkış noktası var bir tanesi sosyoloji alanı diğeri de medya çalışmaları alanlarından çıkmış ve daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinin akademisyenleri tarafından kuramsallaştırılmış bir kavram bu Medyalaşma, medya teknolojilerinin sosyal, kültürel, ideolojik güç teknolojileri olarak ele alındığı ve bunların toplum ve bireyler üzerindeki etkisini araştıran kuramsal bir yaklaşımdır. Medyalaşma kuramının kökeninde medya kavramını tanımlarken ki bence bu da çok önemli. Sadece hani medyanın Türkçedeki kullanımı olan kitle iletişim araçlarından bahsetmiyoruz. Bundan biraz daha farklılaştırıyoruz. Burada medya ya da medya teknolojileri diyelim, sadece kitle iletişim araçlarının değil aynı zamanda çağın sosyo-kültürel ve politik şartlarına bağlı olarak toplumu ve toplumsal algıyı şekillendiren ve bunlara anlam veren ideolojik yapıları kastediyor ya da kapsıyor. Bu bağlamda medya ve medyalaşma içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel, politik, ekonomik düzene ve bu düzendeki güç ilişkilerinin teknoloji ile olan bağına ve bugünün e, toplumu ve bireyi nasıl değiştirdiğine, şekillendirdiğine odaklanıyor. E, medyalaşma özellikle 20. yüzyıl ve 21. E, yüzyıl dünyasına ait bir ol, olgu olarak e, düşünülüyor. Ve pek tabii ki bununla direkt ilintili olarak neoliberal, kapitalist düzenden bağımsız olarak asla düşünülemeyecek bir kavram bu. Çünkü e, medyalaşma bu ideolojik yapının bir yan ürünü ve hatta işleyiş mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak e, medyalaşma olgusu kapitalist düzenin bileşenleri ve yan ürünü olan e, küreselleşme, bireyselleşme, ...metalaşma, tüketim kültürü, bilgi ve veri madenciliği gibi gerçekliklerle derin bir etkileşim ve iletişim arasında aslında ...birbiriyle çok e, ilintili çalışıyor bu e, olgular diyelim. Medyalaşma, neoliberal kapitalizmin bir anlamda hem içinden hem de içine doğan bir olgu ve bu sistemin bir aracı, süreci ve yapıtı aynı zamanda. Bu dönem ve bunun sonucu olan medyalaşma olgusunu mesela Gutenberg'in matbaa makinesinin Avrupa'daki etkisinden ya da Nazi Almanya'sındaki kitlesel medyanın kullanımını yarattığı değişimden ayrı tutmak gerekiyor. Yani şu anda bahsettiğimiz medyalaşma bugüne kala kadar o kullanılmış... Medya teknolojileri ve bu medya teknolojilerinin toplumlar üzerindeki etkisinden çok daha farklı, çok daha e, devasa bir etkiye sahip diyelim. Günümüz medya teknolojileri hayatımızın her alanına nüfuz etmiştir ve tarihteki diğer teknolojilerden çok daha yaygın bir şekilde küresel çapta kullanılmakta ve hatta ortak bir dil ve anlayış geliştirmektedir. Buna ilaveten e, tarihteki örneklerden farklı olarak Günümüz medya teknolojileri otonom bir yapıya sahiptir. Yani e, örnek vermek gerekirse din, eğitim, politika gibi diğer yapılardan bağımsız kendi dünyasında var olan ve işleyen bir yapıdır ki hatta diğer sosyopolitik ve kültürel yapıları şekillendirme gücüne ve etkisine sahiptir. Buna bir örnek vermek gerekirse matbaanın icadının 15. yüzyıldaki dünyayı ve o dönemdeki algıyı değiştirdiğini inkar edemeyiz. Ancak... Bu teknoloji din ve politika gibi yapılardan bağımsız bir yapı değil. Bunun aksine bu kurumların himayesinde bir araçtı ve özerkliği yoktu. Ancak günümüzdeki medya teknolojinin işleyişini ve etki alanını düşündüğümüzde genelde var olan ideolojik düzen ile uyum içerisinde medyanın e, hükümetleri, coğrafi sınırları ve tek bireyi ya da tek bir kurumun gücünü aşan bir etki alanı olduğunu görüyoruz. Ee, bunu mesela kan şey e, Twitter'ın kullanımını buna bir örnek verebiliriz. Burada kastım kesinlikle şey değil yani e, medya tek başına güçlüdür ve hiçbir şekilde bir politik güç e, medyayı kullanamaz değil. Bunun tam aksi aslında. E, politik güçlerle ortaklaşa çalışmaktadır ama e, bir politik yapının ya da gücün güçlü olduğu kadar medyada çok güçlüdür. Bunun birçok örneği var hem Türkiye'de hem burada. Hani bunlardan bahsedebiliriz konuşma sonrasında isterseniz. Benim çok hoşuma giden bir hani medyalaşma'yı anlamak için bir örnek vermem gerekirse bu Neil Postman bahseder bundan bir medya ve aynı zamanda sosyoloji uzmanı. Medyalaşma'yı ekolojik, evrimsel ve çevresel bir olgu olarak tanımlıyor Postman ve bunu bir benzetmeyle açıklıyor diyor ki eğer tırtılı yani bir tırtıl hayvanını yaşam alanından çıkarırsanız tırtılsız bir doğa yaratmazsınız yarattığınız ortam bünyesine e, bünyesinden bir e, hani olgu ya da bir bir canlı çıkarılmış e, eski ortam değildir ya da bunun katıldığını düşünürseniz eğer hani tırtıl yaşamıyorsa orada ve öyle bir nüfus yoksa tırtılı koydunuz düşünseniz yeni bir e, hani bünyesine yeni bir birey katılmış eski bir ortam yaratmazsınız. Tamamıyla yeni bir ortam ve doğa ve düzen yaratırsınız aslında. Hani bunu böyle bir e, matematiksel bir e, şey olarak düşündüğümüzde doğa artı tırtıl gibi bir şey değildir. Çünkü doğa eski, eski doğa değildir. Doğa dönüşmüş bir doğadır. Teknoloji de böyle işler der. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle yeni bir çevre, yeni bir yaşam sistemi, ve algı e, oluşmuştur. Örneğin sosyal medya teknolojilerin hayatımıza girmesiyle nasıl farklı bir dünya gerçeklik ve benlik algısı ortaya çıktıysa ve hayatlarımız nasıl bununla evrimleştiyse, e, bu da hani buna benzerlik göstermektedir der ve bunu medyalaşmanın e, bir özelliği olarak açıklar. E, medyalaşma konusunda son olarak hani birkaç böyle e, genel geçer örnek vererek hani medyalaşma nasıl sorulara nasıl olgulara bakmaktadır ve cevaplar aramaktadır diye e, düşünürsek, hızlanan hayat temposu, bilgisayardan telefona, telefondan Netflix'e, oradan WhatsApp'a, oradan akıllı saatlerimize e, odaklandığımız, e, her anlamda e, her taraftan gelen bilgi bombardımanına maruz kaldığımız ama aslında bilgi kirliliğinin oluştuğu e, günlük hayatlarımız, algımız ve bilincimizi e, sürekli tetikleyen, bölen bir yapı ve dikkat aralığımızı aslında çok kısaltan bir yaşam tarzı. E mesela bunları sorgulayan bir kuram ya da sosyal medyada yarattığımız kimlikleri düşünün. Hani bu kimlikler seyircisi ve takipçisi olduğumuz diğer kimlikleri düşündüğümüzde ve bunun benlik algımız üzerimizde ve üzerinde ve öteki algımız üzerindeki etkisi. Bunlar hep medyalaşmanın düşündüğü üzerine yorum yaptığı durumlar Ya da hür irade ile verdiğimiz kararların aslında sosyal medya üzerinden tetiklenen, gözlemlenen, şekillendirilen, kontrol edilen e, seçimler olduğunu, e, kişisel bilgi ve kimliğin sadece bize ait olmayan ve bilgimiz dışında pazarlanan mülkler olduğunu algıladığımızda e, aslında sorgulayacağımız şeyler, bireysel özgürlüğümüz, bağımsızlığımız nerededir, bilgiye ulaşım ne kadar aslında demokratik bir sistemdir vesaire gibi şeylere kapsayan bir e, kuram. Şimdi hani medyalaşan dramaturjiyi zaten bütün konuşmam esnasında açacağım ama e, daha çok hani şimdi tuğlaları koya koya gitmek istiyorum aslında birazcık da e, medyalaşan bir dünya pek tabii ki her sanat dalını etkilemektedir. Tiyatro da bu dönüşümden payını almıştır. Bu bağlamda medyalaşan dramaturjiden genel kastımız tiyatronun bütün bileşenlerinin yaşadığımız bizi bireysel ve toplumsal olarak dönüştüren ve algımızı şekillendiren medyalaşma olgusundan nasıl etkilendiği, hani yaşadığımız bu gerçekliği nasıl ele aldığıdır. Bu birinci tuğlamız. Burada dramaturji kav kavramını biraz netleştirmek istiyorum ya da benim bu kavramı nasıl kullandığımı e, diyelim. Dramaturji e, tabii ki çok köklü Hani antik Yunan'a kadar e, uzanan bir e, tarihi var e, çok e, aynı zamanda çok geniş çok esnek ve çok anlamlı bir kavram hala hani e, dramaturji Almanya'da başka bir şey ifade ederken İngiltere'de çok daha farklı bir e, pratiğe Aslında e, dayanmaktadır bu, bu son 10-15 yılda birazcık daha hızlı değişiyor ki bu da iyi bir şey yani e, yani genel anlamda baktığımızda tabii ki işte Antik Yunan'dan çıkıyor. Orada daha çok aslında e, oyun kurma anlamında, oyun yani metine daha dayalı. E, 19. yüzyılın Almanya'sında tabii ki hani orada bir e, daha çok tiyatro eleştirmenliği, oyun eleştirmenliği şeklinde e, daha çok dramatik kompozisyona odaklanan da bir yapı var. Yani burada baktığımızda aslında anlamlar oyun yaratma, tiyatro eleştirmenliği, metinden sahneye aktarım. E, dramatik kompozisyon, sahneleme düzeni, mizansen e, ve benzeri gibi e, bir aslında hani kümeden bahsedebiliriz. Bu tanımların temelinde aslında yani dramaturjik düşünüş ve pratin temelinde üç soru yatıyor. Neden bu yapıt ya da neden bu metin? Neden şimdi ve neden burada? Ve dramaturji bir işin yapısal, eleştirel, entelektüel ve içeriksel unsurlarına ve sürecine odaklanıyor. Medyalaşan tiyatroyu bu bağlamda düşünecek olursan sahneleme dramaturjisi sadece kullanılan teknolojilere değil aynı zamanda sahnelenen işin medyalaşan dış dünya ile düşünsel eleştirel bağına ve yarattığı anlamlara bakıyor. Benim dramaturji kavramı nasıl kullandığıma gelirsek ben ee, sahneleme kısmını birazcık rafa kaldırıp sadece metin tiyatro metnine odaklanıyorum. Diğer bir deyişle metnin organizmasına yani karakter, karakterin oluşumu, karakterin yapısı, dilin kullanımı, kompozisyon, kompozisyon süreci, uzam zaman yapısı gibi öğeler ve bu öğelerin e, oyun içerisinde nasıl düzenlendiği ve dramaturjik yapının medyalaşan dünya ile olan e, düşünsel yani estetik ve politik aslında ilişkisine odaklanıyorum. Bunu da medyalaşan dramatürji olarak adlandırıyorum. Bu kapsamda sadece hikaye konusu ile ilgili ilgilenmiyorum. Daha çok metnin yapısına, yani metnin mimarisi diyelim. Ve bu mimarinin medyalaşmayla beraber nasıl değiştiğini, nasıl evrimleştiğini odaklanıyorum. Şimdi peki neden metin? Hani... Neden e, bir sürü şey olurken e, işte sahnede onca ekranlar görürken işte dijital tiyatro patlamışken vesaire neden eski bir aslında e, tür olan eski bir e, iletişim aracı olan yazmaya odaklanıyoruz. İlk örneğim e, Tim Crouch'un ki resimlerini görüyorsunuz slide'da. I, Sinna the Poet. E, ben Sinna, şair e, oyunundan. Ee, ben bundan e, yani 2015 yılında tam olarak aslında İstanbul'da e, Talimhane Tiyatrosu'na Tim Crouch'un e, yazar The Author e, oyununu çevirip yönetmiştim. E, kendisi benim çok hayranlık duyduğum bir yazar e, ve hani her seferinde e, dramatik sistemi, dramatik e, yapıyı, bizim bildiğimiz hani klasik temsili dramaturjiyi çok e, yıkan ve bununla çok e, politik anlamda aslında ilgilenen e, bir yazar olması nedeniyle de ilgiyi çekiyor. E, şubat e, 2020'de pandemi tam bizi vurmadan önce Londra'da e, Unicorn Theater vardır. Aslında Unicorn Theater daha çok e, genç ve çocuk tiyatrosuna odaklanan e, bir yapıya sahiptir. Ama çok enteresan işler de aynı zamanda getiriyor. E, Tim Crouch'un bu oyunu e, Şubat ayında ben izlemeye gitmiştim. Ve e, hani hiç beklemedim ben çocuk oyunu olarak aslında gittim ama e, aslında bu çocuk oyunun kısvesi altında çok politik bir yetişkin oyunu. Oyun e, hani çok basit bir şekilde özetlemek gerekirse Shakespeare'in Julius Caesar oyununda sadece iki üç cümlesi olan şair sinna karakterine odaklanıyor ve bu karakterin yaşadığı karmaşık ve istikrarsız düzene dair yazmaya çalışırken verdiği mücadeleyi ve talihsizlikleri anlatıyor. Oyun boyunca Sinna yaşadığı dünyayı ki bu yaşadığı dünya aslında bizim dünyamızla çok e, hani Sezar'ın o beşinci yüzyıl e, dünyasından ziyade bizim dünyamıza da çok hani e, referanslarda bulunan e, ayaklanmaların olduğu, protestoların olduğu, politik güç savaşlarının sürekli arka planda olduğu bir gerçeklikte yaşıyor. Ve Sinna bu, bu bulunduğu dünyayı anlatabilmek için kelimeler arıyor ve çok zorlanıyor. Bir, bir şekilde bu dünyaya anlam vermeye çalışıyor. Dilin ve kelimelerin tehlikeli, baskıcı, aynı zamanda özgürleştirici özelliklerini vurgularken bizi dilin gücüne odaklanmaya davet ediyor ve soruyor. Kelimeler ne yapabilir? Kelimeler nasıl bir değişime ve dönüşüme yol açabilir? diyor. Peki bu oyun ile medyalaşma arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Tim Crouch ee, yazık yazıp canlandırdığı Sinne karakterini günümüz dünyasına yerleştiriyor. Yalın minimalist bir sahnede yazar Crouch, aynı zamanda yazar Sinne masada oturuyor ve laptopunda şiir yazmaya çalışırken akıllı telefonuna sürekli tweetler geliyor, mesajlar, haber bilgileri ve yazma süreci sürekli bir sekteye uğruyor. Sürekli bir bölünmüşlük hissi var. Ve o kelimeler bir türlü çıkamıyor. Ya da hani oluşamıyor, yaratılamıyor. Her iki yazarın da yazım sürecinde maruz kaldığı bilgi ve haber bombardımanı diye düşünebileceğimiz bir diğer de işte medyalaşan hayatlarına dair kesitler görüyoruz aslında bu oyunda. Hatta bir noktada o kadar rahatsız oluyor ki Tim ve Sinna aynı zamanda Freedom diye bir app, bir uygulamadan e, akıllı telefon uygulamasına bahsediyor, ve diyor ki onu açmam lazım ki çalışabileyim ve bu gerçekten var olan bir e, şeymiş. Hani insanlar işte e, bütün cihazlarını durdurduğun ve yazmaya odaklandın. Hani bunun gibi çok güncel ve teknolojik hayat hani medyalaşan dünyada yaşadığımızı ima eden ve buna e, işaretlerde bulunan bir e, hikaye örgüsü. Krantun aslında burada yaptığı sine karakterini günümüzün e, teknolojik dünyasına uyarlamak ve Shakespeare'in politik oyunu sahnede kullanılan teknolojilerle güncelleştirmenin ötesine geçiyor bence. Yani asıl hikaye sahnede gördüğümüz laptop, cep telefonu e, değil, bunun ötesindeki bir olgu. Yani medyalaşan toplum, medyalaşan algı ve estetik ve bununla bağlantılı olarak yazarın ve yazının evrimi. Tiyatro metni medyalaşan yaşantımız ve algımız doğrultusunda nasıl şekillenmiştir? Ve günümüz dünyasına bireyin algısal, yaşamsal ve kültürel dönüşümüne nasıl ışık tutmaktadır? Sinan'ın sorusuna geri dönecek olursak şunu sorabiliriz. Kelimeler ya da bizim kelimelerimiz bugünü nasıl anlatır? Dil ve metin hızlı akan, görsele dayalı, bilgi bombardına uğramış, teknolojiler aracılığıyla gözetlenen ve kontrol edilen yaşamlarımızı ve değişen benlik algımızı nasıl anlatır ve hatta değiştirebilir ya da değiştirebilir mi? Bu tiyatro eseri medyalaşma olgusunu ve günlük teknolojileri doğrudan konu edinmemesine rağmen günümüz tiyatrosunda yazarın yazmanın ve yazının konumuna tatlı bir dokunuş yapar. Ve benim araştırmalarında sorduğum tema şu, şu soruya işaret eder. Hayatlarımız ve tiyatro sahnesi bu yoğunlukla ve ivedilikle medyalaşırken tiyatro metni ne gibi değişimlere uğramıştır? Yazarın estetik anlayışı ve yazının anlamı nasıl şekillenmiştir? Medyalaşan tiyatroda metnin yerini ve evrimini soğuklamam 2000'lerin sonlarında İngiltere'de izlediğim tiyatro eserleri, okuduğum oyunlar ve bilhassa katıldığım Sık sık katıldığım o dönemler uluslararası konferanslar sonucu oldu. Özellikle 2008 yılında burada Exeter Üniversitesi'nde katıldığım Performing Presence e, konferansında yaklaşık beş günlük falan bir konferanstı. Günlerce katıldığım konuşmaların hiçbirinde metnin adının geçmediğini fark ettim. O dönemler hani doktora çalışmalarına yeni başlamış bir e, öğrenci olarak e, hala kafamda araştırma sorunun netleşmediği, hani bir daldan diğerine gittiğim, sürekli araştırmalar yaptığım bir dönemde e, böyle bir şeyin var olmaması çok ilgimi çekti. Çünkü İngiltere gibi oyun metnine önem veren bir tiyatro kültüründe metnin akademik ve sanatsal çevrelerde tartışılmaması beni çok şaşırtmıştı. E, bunu biraz örneklemek ve ilgilenmek gerekirse teknoloji tiyatro ilişkisini düşündüğümüzde aklımıza sahnelemenin, sahne tasarımının, seyirci sahne ilişkisinin, işte multimedya araçlarının kullanıldığı, hibrit formların ön plana çıktığı bir sahneleme ve sahneye koyma dramaturjisi geliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse, Mimri Protokol'un Breaking News ya da Flash Haber gibi çevirebileceğimiz, Türkçe hani nasıl çevrildi ya da çevirdim bilmiyorum, bir oyunu var ve bu oyun aslında hani burada şu anda size bahsettiğim aslında benim araştırmalarıma başladığımda gördüğüm şey hani bütün bahsedilen hani tiyatro ve teknoloji çerçevesinde yapılan araştırmaların hepsi sahnelemeyle ilgiliydi ve bu bunu örneklemek gerekirse Rimini Protokolün Breaking News Harika bir eser aslında. Sahnenin her yerinde televizyon ekranlarının bulunduğu, burada farklı kültürlerden, coğrafyadan ve dillerden dokuz oyuncunun sırayla kendi ülkelerinde canlı yayınlanmakta olan o gün, o performans, e, e, hani sunum esnasında yayınlanmakta olan e, günün haberlerini seyirciye çevirir. Yani her dokuz o, e, oyuncudan her biri kendi ülkesinin canlı e, haber yayınına bağlanıp bize e, canlı sahnede televizyonda ne gördüğünü ne duyduğunu aktarır çevirir ve bu haberler üzerine yorum yapar. E, ben bunu ilk izlediğimde çok net hatırlıyorum 2008 yılıydı sanırım İzlanda'da e, ekonomik krizin olduğu zaman İzlandalı oyuncu o günkü televizyon haberini işte dinliyor bize aynı zamanda aktarıyor ve e, çok enteresan işte ekonomik haberleri falan filan aktardıktan sonra en sonunda ee, bir hani çok tatlı böyle bir bey piyanoda bir eser canlandırıyor falan o sırada oyuncu e, bir nevi gülme krizine girdi aslında ve sonra bize dedi ki yani dedi biz dedi çok küçük bir ülkeyiz ve hani çok büyük bir şey hani sorundan e, acı çekiyoruz şu anda bu yüzden de e, ulusal kanallar karar verdi her haber bülteninin sonunda ee, insanların pozitif e, bir etki yaratsın diye iyi bir şey, bir nokta koyuyoruz. Ee, tesadüf o gün olan şeyde de küçük bir ülke oldukları için amcası piyanistmiş. Ee, onun e, piyano konçertosu vesaire gibi bir, bir, eserini yayınlıyorlar ve tabii ki çocuk böyle bir şey beklemediği için o sırada şok oluyor vesaire. Yani burada hani tiyatronun canlılığına falan e, ithafen söyleyebiliriz. Çok hani e, çok enteresan bir yapı ama oyun hani tematik ve sahneleme açısından günümüz medya günümüzün medyalaşan dünyasını hani o kind of haber haberin nasıl geldiği, habere nasıl eriştiğimiz, e, bize sunulan bilginin imgelerin ve haberlerin algımızı nasıl şekillendirdiği ve hatta bize verilen bilginin nasıl filtrelendiği, bazı kültürlerde nasıl sansürlendiği ve global diye algıladığımız dünyada aslında farklı kültürlerden aldığımız haberlerin nasıl kısıtlı olduğunu sorgulayan e, bir eser aslında. Rimini Protokol'ün oyunun aslında çok enteresan bir metin dokusu ve oluşum süreci var. Her gün değişen, sabit olmayan, yarı teatral, yarı kolektif Yarı gerçeklere dayalı bir metinden bahsediyoruz. Yarısı gerçeklere dayalı, yarısı da kolektif bir şekilde oluşturulmuş bir teatral yapıdan bahsediyoruz. Ancak bu eser ve Rimli protokolün üzerine yapılmış birçok araştırma bu metin unsurundan çok bahsetmez. Diğer bir örnek ise Blast Theory, bu İngiliz bir gruptur ve çok hani değişik işleri vardır. Çok fazla teknoloji odaklı çalışırlar kendilerini bir tiyatro grubu, performans grubu olarak adlandırmıyorlar. bir sanatçı, kolektif sanatçı grubu aslında. Eee akıllı telefon uygulaması aracılığıyla seyircisine sunduğu dijital tiyatro olarak adlandırabileceğimiz bir yapıt Kerim. ve bunu hala sanırım bedava bir şekilde telefonunuza indirip hani katılabiliyorsunuz. Kerim telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama ile başlıyor ve yaklaşık 10 gün sürüyor. Kerin adlı bir yaşam koçu kendi özel hayatından bahsettiği ve seyircisine sorular sorduğu bir dizi video ve çoktan seçmeli soruların bulunduğu bir katılımcı bir oyun aslında ya da bizim katımıza seyircinin katılımına odaklı bir oyun. Oyun süresince Karen gün içerisinde telefonunuza bildirimler gönderiyor, şey, mesaj atıyor, video gönderiyor vesaire ve bu günün her saatinde olabilir, gecenin bir yarısı, sabahın bir körü. Ee, Karen karakteri sizinle iletişime geçmeye çalışıyor ve size kendine dair bilgi verirken sizden de size dair bir sürü bilgi almaya çalışıyor. Bu süre boyunca Karen'e verdiğimiz bilgiler bize çok basit gibi gelebilir. İşte hiç yalan söyler misin? Başkasının kişisel alanına e, alanını merak eder misin? Başkasının gizlice odasına girer misin? Vesaire gibi. Aslında çok basit. Çok bizim irdelemeyeceğimiz sorular soruyor. Ancak oyun bitince anlıyoruz ki sistem bütün cevaplarımızı alıyor, analiz ediyor ve oyunun sonunda bize kişisel e, bir karakter analiz raporu gönderiyor. Ve bu raporda bilgiye mahrumiyeti verdiğimiz, e, mahremiyeti verdiğimiz e, değer, diğer seyir, seyircilerin verdiği cevaplarla orantılı olarak bizim nasıl analiz edildiğimiz vesaire gibi çok hani detaylı bir e, kişilik analiz testi diye düşünebilirsiniz. Ve Karen'ı tasarlarken Blast Theory grubu, e, Britanya ordusunun karakter testlerinden e, yola çıkıyor. Oradaki sorulan soruları örnek alıyor. Bir sürü akademik çalışmaya bakıyor tabii ki vesaire. Hani kendi akademik uzmanları da var. Ve e, konsol oyun, dramatik oyun biçemlerinden faydalanıyor. Ve hem, hem oyun metni, hem soruları, hem de kişilik analiz raporunu büyük veri yani big data dediğimiz ve veri madenciliği, data mining e, sorumsallarını irdelemek için e, bu performansı kuruyor. Ve bunu size sorduk zaten e, performans süresince. Kerim ve benzeri eserler, işte bu medya performans ya da teknoloji tiyatro arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmaların kapsamında çok ilgi gören yapılar aslında. Ancak benim yazdığım bir makale dışında bu tarz bir eserde metnin dramaturjisi ve türleri pek de ilgi görmüyor. Şimdi biliyoruz ki medya teknolojinin tiyatro üzerindeki etkisi sahneleme yani sahne tasarımı, sahne dramaturjisi, reji, sahne seyirci dinamiği, tiyatronun ontolojik açması ve gösterge bilim açısından yani bu konular açısından inceleyen pek çok sayıda akademik yayın var ve bunlardan zaten bahsedildi işte Peggy Field'ın Outlander, Liveness ıı, çıkması yani bu ontolojik çıkmaz, tiyatronun canlı olması, burada şimdi olması vesaire gibi. İki tane önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, tiyatronun medyalaşması düşünüldüğünde aklınıza sadece sahne tasarımına ya da reji ve sahneleme sürecine entegre edilmiş teknolojiler gelmemelidir. Aynı zamanda sahneleme sürecinin, ve yani neden bu eser, neden şimdi, neden burası sorularını eleştirir ve yaratıcı biçimde ele aldığımız sürecin içerisine sinmiş. Ama gözle görmediğimiz bir olgudan bahsetmemeli ve bunu düşünmeliyiz. Force Entertainment çok önemli bir e, İngiliz tiyatro grubu. E, Force Entertainment'ın sanat yönetmeni Tim Atchels 1995 yılında ve o günün teknolojilerine atıfta bulunarak bunu şu sözlerle çok güzel özetler. Der ki, Bizim oyunlarımız televizyonu açık olan bir evde büyümüş, herkes tarafından anlaşılabilir. Burada kasıt televizyon teknolojisini bilmekten ziyade bu teknolojinin yarattığı kültüre aşina olmak ve bu kültürün sosyal, politik ve bilişsel olarak bir parçası olmaktır aslında kasıt. Bunu kolaylıkla günümüze egemen olan dijital teknolojiler, her tarafımızı sarmış olan işte sosyal medya e, platformları, giyilebilir teknoloji ve bütün bunların bizi bireysel, toplumsal ve algısal olarak nasıl şekillendirdiğine çok net bir şekilde bağlayabiliriz. Aynı şekilde e, Hans-Thies Lehmann'ın post Tiyatro kitabını e, Almanca'dan İngilizce'ye çeviren e, akademisyen Karen hughes de buna bir kuramsal e, yaklaşımla açıklar bu durumu ve der ki medya teknolojilerinin tiyatro üzerindeki etkisinden söz konusu teknolojiler sahnede kullanılmadığında ya da onların sahnede olmadığında dahi söz etmek mümkündür çünkü bu etki aslında medyalaşan toplumla ve bu toplumda yaşamakla bağlantılıdır ve en iyi bu şekilde anlaşılır ve anlatılır der. İkinci önemli nokta ise medyalaşan tiyatroya dair e, ki bu benim için hani en temel nokta e, kendi araştırmam için bu konuda yapılan araştırmaların çoğunun ve genel algının e, tiyatronun bir bileşenini sürekli olarak göz ardı etmesidir ya da gölgede bırakmasıdır ki bu da tiyatro metni ve hatta bazı kuramcılar işte Axel Schalk gibi der ki e, tiyatro metninin aslında medyalaşan toplum ve brain bu işte hız, hızla e, akan parçalanmış çoklu algısını ve yaşam şeklini yansıtması mümkün değildir der e, diğer e, teorisyenler yani kuramcılar metnin medyalaşma karşısında net bir dönüşme uğramadığını ve yeni metin türlerinin aslında oluşmadığını savunur. Ki tabii ki ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Tiyatro sahneleme dramatur dramaturjisinin bu kadar net bir şekilde medya teknolojileri ve kültürüyle harmanlandığı bir dönemde tiyatro metni ve metnin evrimi neden gölgede kalmıştır? Bu aslında çok bence önemli bir şey. Özellikle hani tiyatro kültürü olan bir toplumda neden e, biz bundan çok bahsetmeyiz aslında. Kabaca anlatmak gerekirse iki nedeni var. Bir tanesi metnin medyalaşması, sahnenin med sahnenin medyalaşması kadar net görünmeyebilir. Çünkü sahne sahneyle e, teknolojiyi bir araya bir arada düşündüğümüzde aslında iki görsel yapıdan bahsederiz. Yani audiovisual technologies ve görsel olan sahne sanatı. Bu durumda e, sahnelenen yapı teknolojiden ya da teknolojik değişimlerden bahsetmese bile konu olarak, sinematografik olarak e, kolaylıkla medyalaşan bir düzeni ve teknoloji odaklı yaşamımızı yansıtabilir. Bunu çok ufak değişimlerle bize seyirciye bunu gösterebilir. Ancak metnin medyalaşması yeni teknolojileri konu etmediği ya da onlara anlatımda yer vermediği zaman kolaylıkla anlaşılmayabilir ya da düşünülmeyebilir. Konusunun içinde medyanın geçtiği ya da teknolojilerin geçtiği oyunlar hemen ilk akla gelir. Onun dışında kalan oyunlar aslında çok medyalaşmayla ve yaşadığımız o dünyanın e, oyunun yapısına nasıl e, etki ettiğiyle çok e, ilgilenmez ya da çok hani gözümüzün önünde olmadığı için bilmeyiz bunu. Ancak bu demek değildir ki medyalaşan metin sadece içeriğine e, yeni teknolojinin eklendiği, teknoloji teknoloji ile ilgili olan Oyundur. Bu resmin sadece ufak ve hatta yüzeysel bir kısmını oluşturur. Önceden de bahsettiğim gibi medyalaşan metin dramaturjisi asıl olarak metnin yapısında oluşan bir değişime ve bu yapısal değişimin yaşadığımız gerçeklikle ve bunu nasıl algıladığımızla olan ilişkisine odaklanır. Aslında medyalaşma metnin yapısal bilinç altında meydana gelir. Arnold Aronson kuramcı bunu Tony Kushner'ın birçoğunuz bilir Angels in America oyunuyla ilişkilendirerek açıklar ve der ki bu oyun konusu itibariyle yaşadığımız bilgisayar dünyası ile alakalı değildir. Ancak oyunun doğrusal olmayan yani lineer olmayan parçalı olan anlatımı bir web sayfasından ya da bir teknolojik aygıttan diğerine atladığımız parça parça bilgilere maruz kaldığımız dijital yapının bizi şekillendirdiği bir düzene işaret eder der. Özetle metnin dramaturjisi yapısal ve düşünsel e, olarak medya teknolojileri ve medya kültürü ile şekillenmiş e, bir yapıyı içinde barındırır ve buna cevap verir, buna karşılık verir. İkinci sebep ki bence e, bu çok e, evrensel bir nedendi ve değiştiğini ümit ediyorum. E, Postdramatik tiyatro kuramının e, metinsiz bir yapıyı öne sürdüğü algısı ki bu hatalı bir görüş. Postromatik tiyatro e, kuramını biraz düşündüğümüzde ve aslında postromatik tiyatro kuramının e, performans sanatıyla nasıl ilişkili olduğu ve tarihsel gelişimini düşündüğümüzde bu anlamda yazılmış Türkçe metinler var. E, buna baktığımızda ve Lima'nın kitabına baktığımızda zaten hani metinden çok bahsedilmediği görülür. Ancak Lehman'ın kuramı tiyatronun e, hani performans sanatı ve yeni teknolojiyle bağlantılı olan tarihsel dönüşümünü inceler e, ve metni tiyatro denkleminin merkezinden çıkarıp diğer bileşenlerle eş tutar. Yani aslında burada metnin tiyatrodan çıkarımı değil sadece metnin hiyerarşik yapıdaki üst düzey konumunun eşitlenmiş bir hale dönüşmesinden bahseder. Bilmiyorum hani bunu e, net anlatabiliyor muyum ama e, yani aslında Lehman'ın bahsettiği şey ya da postdramatik tiyatro diye bildiğimiz kuram metinsiz bir tiyatrodan bahsetmez ve asla bunda bunu savunmaz. Metnin dramatik tiyatroda edindiği merkezi rolü ve mimetik temsil dediğimiz ya da klasik temsil odaklı dramatik yapıyı reddeder. Lehman metnin medyalaşan dünyada ve tiyatroda e, dönüştüğünü göz ardı etmemiştir. Ve bununla ilinti olarak kuramcı, Alman kuramcı Gerda Poşman'ın bir e, kuramına, bir, bir kavramına e, aslında e, değinir. Ki bunu tercüme etmek aslında bayağı zor. E, no longer dramatic theater text diye e, ...Almancı'dan Almancadan çevirmiştir. Hani artık dramatik olmayan tiyatronun metni ki ben bunu daha hani kısa bir yolla olsun diye postramatik diye adlandıracağım. Hani bu kurama işaret eder ve mimetik temsilden uzaklaşan metinlerin bunu yıkan metin türünün medyalaşan günümüzün koşullarına dair bir şeyler söylebileceğini aslında öne sırar e, Lehman kitabında. Yani buradan kastım şu e, ben o konferansa gittiğimde metinlerin bahsinin geçmediğini e, algılamamdan bir süre sonra e, ki o dönemde postdramatik tiyatro metnini e, satır satır incelemekle meşguldüm. Burada e, buradan ve, ve başka hani e, IFTR vardır. E, International Federation for Theatre Research. E, hani dünyanın en büyük e, tiyatro e, kuruluşlarından bir tanesi. Onların konferansına gittiğimde karşılaştığım aynı resmini sorguladığımda vardığım nokta eee akademik dünyanın ve sanat dünyasının postdramatik tiyatro kuramını yanlış algılaması, metinsiz tiyatro olarak algılaması ve bu yüzden de e, inceledikleri tiyatro teknoloji ilişkisinde bu unsuru dışta bırakmaları ve e, buna ilgi duymamaları. Çünkü hani çok basit bir denklem ve Postdramatik tiyatroda metin yoktur. Bu durumda performans odaklanıyoruz gibi ama tabii ki işin iç yüzü e, öyle değil.